Selamlar, bugün sizlerle birlikte Serap in Darkness oyununu oynayacağız ve bununla başlangıç rehberini, yatırım rehberini ve tüm temel bilgileri böyle ufak ufak girmeye çalışacağım. Bu videoda tüm konulara böyle değinmeye çalışacağım. Tabii ki bir MMORPG olduğu için e, bu ağır bir konu oluyor. O yüzden böyle değinemediğim konular oluyor, takıldığınız bir görev olabiliyor ya da farklı bir stat skill durumu olabiliyor. O yüzden... Çok ayrıntılı bir video olmayacak ama ilk giren bir insan için ya da aklında böyle birkaç tane bazı konularda soru işareti olan birisi için başlangıç bir videosu olacak, mükemmel bir video olacak çünkü çoğu konuya değiniyor olacağım. Oyun, blockchain bir aksiyon RPG bir oyun. Bu şu an bir pre-season döneminde ve bu pre-season'da oynayabilmeniz için bir erişim koduna ihtiyacınız var. Biz geçen günlerde birkaç tane kodu... Twitter üzerinden dağıttık ve tekrardan geldiği esnada tekrardan burada çekilişin yapıyor olacağız. Bu çekilişlerden de haberdar olmak istiyorsanız da Twitter'dan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Bu Blockchain bir oyundur ve aksiyon RPG bir oyundur. Diablo'ya oldukça benzeyen bir oyundur ve bununla beraber diğer MMO'lardan da özellikler vardır. Şu an bir nevi yine tekrardan test sürecinde ama test sürecinde olmasına rağmen bence e, akan bir oyun ve sürekli istikrarlı bir oyun olma yolunda ilerliyor ve güzel bir toplulukta birlikte e, güzel bir ekosistem inşa etmeyi planlıyor, amaçlıyor. Dediğim gibi oyunda şu an e, bir blockchain oyunu olduğu için NFT de var ve token da olacak. Şu an NFT'lerle birlikte kazançlar da elde edilebiliyor. Burada NFT düşürebiliyorsunuz. Burada kutular düşürebiliyorsunuz. Kutular içerisinden de NFT'ler düşme ihtimali var. Ee, Soul Spar denen bir şey var. Bu Sol Spar'ı kasarak da para elde edebiliyorsunuz. Oyun içi itemleri de burada satarak e, paralar, Soul Spar'lar elde edebiliyorsunuz ve bunları paralara dönüştürebiliyorsunuz. Tabii ki başlangıçla beraber o konulara da giriyor olacağım. Haberiniz olsun. Ee, token'ı çıkacak. SRF adında bir token'ı var. Ama ne zaman çıkacağıyla alakalı herhangi bir bilgi yok. Onu da zaten takibini yapıyor olacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ben buradan hemen video doğru kaçıyorum. Evet Serap'a ilk giriş yaptığımızda mail ile girdikten sonra bir erişim kodunuz varsa erişim kodunu yazdıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Tabii ki burada bir server seçtikten sonra zaten kodu girdiyseniz kod girdikten sonra account activated yazısını göreceksiniz. Buradan start diyoruz. Start dedikten sonra bazen böyle data güncellemesi, hesap güncellemesi yapabiliyor. Ya da bakıma denk geldiğiniz için böyle biraz bekletebiliyor ama bu kısa bir bekleyişten sonra bir sonraki menüye size atacak haberiniz olsun. Evet, karakter seçme, karakter oluşturma e, kısmına doğru geldik. Tabii ki burada limitimiz 20 tane çar açabiliyoruz. Ya, 20'den fazla çar açamıyoruz şu an için. E, çar silme ile alakalı şu an bir tuş yok. E, önceki testte de var mıydı tam hatırlamıyorum ama belki 20'de 20 yapınca şurada bir silme tuşu açılabilir ya da silme kapalı olabilir. Haberiniz olsun. E, burada yeni çar aç, e, açmak istediğinizde sadece hemen new karakter kısmına gelip burada 5 sınıf gözüküyor ama bu testte 4 adet sınıfımız var. Bunlar. Barbarian, Sorceress, Necromancer ve Valkyrie. Tabii ki bunlarla alakalı kısa karakter tanıtımı ile birlikte karakterlerin hangi statlarını alacağını bir, alacağıyla alakalı bir ekran göğsünü bu ekrana koyuyor olacağım. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz. Tabii ki bizim bir charımız var. Birkaç bir birkaç gün oynadığım bir charım var. Ben öyle fazla oynamadım ama en azından belli bir noktaya kadar test edip ana hikayeyi bitirebildim. Hemen bu charla birlikte giriş yapalım. Tabii ki ilk giriş yaptığınız esnada bilmeniz gereken şeyler ne? Burada hangi özellikler var? Neler yapılabiliyor? Ve menüde neler var? Tabii ki ilk olarak bunu öğrenmeniz lazım. Ee, hemen tabii ki ilk girdiğiniz esnada yapmanız gereken şöyle bir şey var. Şu an benim görevlerim olmadığı için bunu göremeyeceksiniz ama şu sağ kısımda bir görev yönergesi olacak. Yani ana ve yan görevlerinize buradan tıklayarak ulaşabileceksiniz. Hatta az sonra bir yan çara geçip onu gösterebilirim. Ee, burada görevleri takip edeceksiniz. Ee, Potion barlarınız yani e, burada iksirleriniz bu barda gözükecek. Burada bir return scroll var bu sizin bulunduğunuz e, bulunduğunuzun mapin şehrine yönlendirmenizi sağlayan bir portal olarak düşünebilirsiniz. Burada bir can barı ve skill barınız ise burada ve bununla birlikte man'ınızı buradan kontrol edebilirsiniz. E, burada mapte bulunan NPC'lere yani şu an şehirde bulunan NPC'lere böyle tıklayarak ulaşabileceksiniz. Tabii ki de en çok işlem yapacağınız şey burada Blacksmith portal da var hemen burada Black bir ufak bir noktasını As, aslında az, az sonra girsem daha iyi olur. Burada NPC'lere de isterseniz bu tuştan ulaşabilirsiniz ya da buradan da World Chat'ine ya da diğer e, chat'lere buradan ulaşabileceksiniz. Bununla birlikte şurada karakter ekranınızı, skill ağacınızı, envanterinizi ve burada quest ile birlikte not kısmını buradaki bardan da görüntüleyebileceksiniz. Tabii ki bunların da kısa yol tuşları var. Kimisi C, kimisi K olmak üzere değişiyor. Tabii ki siz bu kontrolleri isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. İlk girdiğinizde sadece tabii ki siz görevleri takip edeceksiniz. Ana görevden devam edip görevleri tamamlamaya çalışacaksınız. Ama ilk başlangıçta ya da 10 seviyeye kadar, 8 seviyeye kadar zorlanma ihtimaliniz var. O yüzden olabildiğince o noktalarda asılın ki sonra zaten oyun akıp akıp gidiyor. 60 seviye, 50 55 seviye civarına çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Sadece başlangıçta biraz problem yaşayabilirsiniz. Ee, bu şekilde portal noktaları var. Tabii ki ben şu an ACT1'e geçtim. act bir e, bir başlangıç açısından göstermek için. Tabii ki buradaki kısımlar açık olmayacak. Ya da bu şekilde ışınlanamaz olacak. Ee, siz bunları tek tek gideceksiniz. Bitireceksiniz, açacaksınız. Ve toplam 2 chapter var. 2 chapter ile birlikte 10 tane ACT'miz bulunuyor. Tabii ki siz burada ana görevlerinizi takip ederek e, ve buradaki ana görevleri ve yan görevleri takip ederek bu bölgeleri tamamlıyorsunuz. Bir sonraki bölgeye geçip buradaki 10 bölgeyi tamamlayıp artık void kısmına doğru ilerleyeceksiniz. Tabii ki void kısmına da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Tabii ki menümüz bu şekilde. İsterseniz burada haritanızı bu şekilde tap tuşuna basarak da ortaya da alabilirsiniz ama benim için pek efektif bir şey değil. Ben sağ üstte kullanmayı daha çok seviyorum. Biraz göz kirliliği oluyor aslında. Onun haricinde şurada bir parti oluşturma tuşumuz var. İsterseniz buradan mevcut bir partiye bu şekilde direkt katılabilirsiniz. Ya da kendiniz bir parti oluşturabilirsiniz. Bir Battle Pass'imiz de bulunuyor. Tabii ki Battle Pass ödüllerini de belli bir noktaya geldikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Neler veriyor neler vermiyor. Ve bununla beraber ek olarak menümüzün bulunduğu bir kısım var. Burada chaos, mail, market, benefit vesaire diğer burada ek özellikleri de görüntüleyeceksiniz. Genellikle buradan şu mal kısmından ilk girdiğiniz esnada eğer giriyorsanız size çanta gerekecek çünkü çok item toplayacaksınız ya da yere ihtiyacınız olacak. Çanta topla toplamaya ihtiyacınız yani item toplama ihtiyacınız olduğu için de çantayı da hemen şuradan Buradaki maldan şu expansion backpack'ten alıyorsunuz. Tabii ki de burada account limited yani tek hesaba bir kez alabiliyorsunuz. Yani yan çare geçtiğiniz esnada bunu yan satın alamayacaksınız. Bunun da birincisinde olun. Ee, bununla beraber söyleyebileceklerim bir de şurada şey de var market kısmı var. Tabii ki bu market kısmına da ben şu an bu ACT'de olduğu için market'i burada kullanamıyorum ama bu market kısmına tıklayarak da buraya belli bir ücretle birlikte 50 dolar olması lazım. 50 dolarla birlikte yap. burası ya. açıyorsunuz ve burada itemlerinizi Soul Spar karşılığında satabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani Soul Spar'ları şuradaki bulunan market aracılığıyla satışını gerçekleştireceksiniz. Zaten hazır denk gelmişken bunu göstereyim dedim. normalde ilerleyen dakikalardaki noktada gösterecektim. Tabii ki ana menüyü anlattım. Burada bazı denk gelebileceğiniz noktaları anlattım. Tabii ki burası sizin NFT ekranınız. NFT'leriniz varsa burada yerleştireceksiniz. T title kısmı var. Tabii ki Preseason'da girin isim. var Warrior adındaki title'ı size veriyor olacak. Bununla beraber notlar da var. Notlar çok önemli değil ama koleksiyon ya da toplamak isteyen insanlar için de bunlar toplanabilir. Yapılabilir bir şeyler. Bunların herhangi bir şu an bir artist yok. Sadece e random yerlerde var. Yani ana görev ve yan görev takip ettiğiniz hesada bunlarla karşılaşacaksınız. Bunların direkt konumunu bilmiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu şekilde bir de map üzerinde NPC'ler var demiştim. Buradaki NPC'lere de tek tek bakabilirsiniz. Ben tabii ki de burada en çok kullandığımız NPC'yi göstereceğim. Blacksmith. Blacksmith üzerinden yapacağınız şeyler şu, şunlar. Satış, Salvage ve Forger. Tabii ki en çok şu ikisini kullanacaksınız. Ben onları şu an göstereceğim. Zaten başlangıçta en çok kullanacağınız şeyler bunlar. Seller Repair kısmında İsterseniz repair al deyip üstünüzde tamir edilebilir bir item varsa onu tamir edebilirsiniz. Fatsal kısmından ise burada filtreleyebiliyorsunuz. Ben tabii ki common'ı filtreledim. Ama normalde burada isterseniz itemleri seçebiliyorsunuz. Ben tabii common itemleri filtrelediğim için direkt common'ları bu şekilde confirm dediğim esnada envanterden temizliyor Tabii ki siz bunları fatsal değil de bunları tek tek de yapabilirsiniz. Nasıl? Mesela şu an sel kısmına geldim. Hemen ne yapalım? Bir tane item satalım denemek için. Hemen şunu tabii ki bunu satabildim. Mesela ne yaptım? Saati katarak da sattım. Ama siz buradaki fast sell'ı kullanırsanız sizin için daha kolay olacak. Burada hemen ne yaptım ben? Common'ı işaretledim ki Common itemları direkt yok etsin. Bir diğer kullanacağımız nokta ise Blacksmith'te salvage kısmı. Salvage kısmı da şu şekilde çalışıyor. Hatta salvage kısmından önce şu olaydan da bahsedeyim. Hemen onu bulabilirsek. Mesela şurada e, identify scroll diye bir şey var. Bu sizin şifreli öğeleri açmanızı yarayan bir item. Mesela burada şifreli öğe yok. Hemen ben şurayı bir taşıyayım. Şurada bir şifreli var mı? Yok. Burada varmış mesela. Şuradaki item'ı bir açalım. Hemen sağ tıklayarak da bunun üstüne tıkladığınız esnada mesela verdiği statları açabiliyorsunuz. Mesela bu e, kaskın verdiği stat 68 HP. Örnek vermek gerekirse. Tabii ki bunun toplu yöntemi de var. Onu da az sonra zaten gösteriyor olacağım. Salvage kısmına ise e, sizin common üstünde olan itemlarınızı yani burada parçalanabilir olan itemları bu şekilde atıp parçalayabileceğiniz bir nokta. Yani burada ne yapacağız? Mesela az önce bir kask almıştık. Bunu parçalıyoruz yani parçalamak için bu tarafa atıyoruz Tabii ki bunu da e, isterseniz böyle tek tek seçip yapabiliyorsunuz burada iki tane kısım çıkacak e, garanti vereceğim materyallerle birlikte şansa dayalı vereceğim materyalleri burada görüntüleyebileceksiniz yani bana magic şarttan garanti verecek ama bu alttaki diğer korlardan ise şansa dayalı verme ihtimali bulunuyor ama şu an ne oldu üç tane sadece magic şart verdi örnek vermek gerekirse bununla beraber sizin bir petiniz olacak. Başlangıçta size bir pet verecek, bir XP kart, kartı verecek. Onların da belli bir süresi var. Onları da belli bir süre içerisinde kullanabiliyorsunuz. Hemen P tuşuna basarak pete erişebilirsiniz. Normalde sizin petiniz gözükmeyecek. Siz P'ye basıp summon diyeceksiniz ve peti burada ortaya çıkarmış olacaksınız. Bunun da tabii ki 4 tane kendi özelliği var. Benim de bu arada 10 günlük bir sürem varmış pet için. Tabii ki bu artabiliyor. Oto pick yani itemları e, yerden otomatik topluyor. Tabii ki bunu isterseniz, e, istediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz. Bende şu an hepsi açık gözüküyor ama e, normalde bunu isterseniz filtreleyebilirsiniz. Mesela ne dersiniz? Common alma. Common item istemiyorum diyebilirsiniz ya da şu materyalleri istemiyorum ya da World Ring alma diyebilirsiniz. Tokenları alma diyebilirsiniz. Bunu bu şekilde filtreleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İkinci kısımda ise daha demin solo bir şekilde şifreli öğe açtık. Toplu bir şekilde açmak istiyorsanız burada identify deyip toplu bir şekilde şifreli öğeleri açıyorsunuz. Tabii ki hepsini açabilmeniz için üzerinizde yeterli identify scroll'un olması gerekiyor. Yani az önce gösterdiğim şu scroll'dan olması gerekiyor. Yani nerede o scroll? Şurada. Yeterli derecede scroll varsa onları toplu şekilde de böyle seçip açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, bu noktada hemen pete geri dönelim. İkinci yani şimdi siz dungeon'dasınız sürekli burada şehre ışınlanıp item kıramayacaksınız item satamayacaksınız. Yapmanız gereken tabii ki de peti kullanmak olacak. Bu peti de pette de gördüğünüz üzere shop ve salvage item diye sekmeler var. Yap, yapacağınız şey bu. Shop'a gelip e, repair yapacaksınız, repair ondan sonra fast tak. Tabii ben az önce satış yaptığım için bunu şu an yapamıyorum. Ama bu 3 dakikalık bir süre veri de oluyor bu arada. Satış yaptıktan sonra salvage'i de pet üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve yaptıktan sonra işlemi burada da gerçekleştirebilirsiniz. Yani satış ve kırma işlemlerini yapmak için illa buradaki Blacksmith'e ya da MPC'lere gitmeniz gerekmiyor. Yanınızda olan petle birlikte bunu dungeon içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden bu da ayrı bir özellik size ekliyor. Bununla beraber e, buraya item'ların kualitesini değiştirebiliyorsunuz ve yan tarafta gördüğünüz özellikleri ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki bu işlemlerinde e, belli bir, bir materyal karşılığıyla birlikte bir gold karşılığı var. Gold karşılığı çok büyük bir şey değil ama materyal karşılıkları önemli. Burada mesela affix ekle diyorsunuz, affix sil diyorsunuz. Bir tane affix'i kitle diyorsunuz, reset prefix diyorsunuz vesaire vesaire. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bakabiliriz. Sizin de daha ileride ayrıntılı bakacağınız bir nokta. Hızlı level atlamak istiyorsanız tabii ki de yapmanız gereken şey burada e, görevleri takip etmek, özellikle ana görevleri takip etmek. Eğer triad bir şekilde oynarsanız 2 ya da 3 gün arasında e, 60 CB civarına rahatlıkla uğraşabilirsiniz. Tabii ki başlangıçta olan başlangınızı başlangıcınızın bağlı yani takılmadan devam ederseniz başlangıçta. Bu charın e, tabii ki takılmakla beraber şöyle bir şey de var, build'ler de var. Yani her karakterin bir bu ilde oluyor. Yani birkaç tane bu ilde oluyor ama siz kendinize göre seçmek istediğiniz bu ilde bulup ya da bu ilde yapıp onunla beraber devam etmeniz gerekiyor. Yani şöyle bir şey de var. Mesela gelip de şu 3 tane <laughs> yetenek ağacından farklı farklı skiller açarsınız. Tabii ki güzel olabilir ama aynı skill ağacından böyle skillleri açtığınız esnada bu skill'ler birbirini busluyor. Yani ben mesela buna artı bir verdiğim esnada buna etkisi artıyor. Yani o şekilde kendiniz bir build yapabilirsiniz. Tabii ki bu buildlere Serap'ın Discord'unda ulaşabilirsiniz. Benim Discord'umda ulaşabilirsiniz. Bunları oralara atmaya, bulmaya, yapmaya çalışıyor olacağız. Tabii ki az önce görevlerden bahsettim. Görevler e, ana hesabımda bittiği için benim görevlerim yoktu. Mesela bu göreve tıkladığınız sizi yönlendiriyor. Tabii ki bunu map üzerinden de bakabilirsiniz. Hangisi yakın, hangisi uzakta. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da hangisi açık, hangisi kapalı. Ya da hangi yoldan devam edip açabilirsiniz. Bunu bu map üzerinden M'ye basarak e, kontrol edebilirsiniz. Tabii ki bununla beraber şurada bir soru işaretimiz var. Büyük ihtimalle mail gelmiş, ünlem gelmiş. E, bazı Bakımlar esnasında ya da plansız bakımlarda ya da planlı bakımlarda bu şekilde ödüller, paketler veriyorlar. O yüzden bunların hepsini bu şekilde toplayabilirsiniz. göreve gideceğiniz esnada bunu takip edip mesela ana görevimiz ne? Spirit Formation deyip mesela Spirit Formation nerede? Hmm Şuradan bir devam edelim. Join derseniz bir partiye katılmaya sizi yönlendirir ama on my on dediğiniz esnada solo bir şekilde daha dungeon'a devam ediyorsunuz. Ee, kasmak için ideal bir karakter istiyorsanız sola ya da sola bir şekilde daha doğrusu Barbarian bu iş için mükemmel bir karakter. Bu şekilde e, görevleri takip edeceksiniz. Tabii ki başlangıçta çağrınız çok yavaş olacak. Siz bunu skilllerle, statlarla besleyeceksiniz. Gidi geliştireceksiniz. Ee, burada her sınıfın bir statı ve bir build'i, bir skilllere güzel olan tercih edilen skilleri bulunuyor. Normal dungeonlarda zaten map açık oluyor. Siz bu noktada sadece bu map'te ilerlemeye ve bu mapi bitirmeye odaklanıyorsunuz. Yani orada maksadınız tamamen görev tamamlamak. Sadece ufak bir gameplay göstermek açısından göstereceğim. Bunu da az sonra zaten e, kırpıyor olurum. Şimdi asıl soru görevler bitti. Ana görevleri yaptıktan sonra ne olacak? Ana görevleri yaptıktan sonra siz Artık bu bölgede takılacaksınız. Gates of Heaven bölgesine takılacaksınız. Ee, burada para kazanma mekanizmaları ve void Dungeon'larını burada göreceksiniz. Tabii ki ilk önce Void'e gir girebilmeniz için e, sizin buradan bir map almanız ya da map sahibi olmanız lazım. Mapler neler? Şu şekilde mapler var ilk etapta. E, bu map'ler sizin o map'in e, özelleştirilmiş map'in e, giriş yapabilmenizi sağlayan şeyler. Mesela burada ne oluyor? Monster level 60. Solo bir dungeon. Tier 1 bir dungeon. Resonance valiosu ise 1. Soul kristal drop rate'e %80. Ve diğer özellikler. Monster will exploit on death gibi özellikler ya da monsterlara, oradaki bosslara NPC'lere ya da bizim üzerimize gelen nerf ve buff'ları buradaki kısımdan görebiliyorsunuz. Tabii ki burada e, random map e, veren Burada kutularda bulunuyor. Tabii ki bunların farklı fiyat noktaları bulunuyor. Siz tabii ki ilk başta buradaki bulunan tier 1 mapleri alacaksınız. Gireceksiniz ve tier 1 dungeon'ı bitirdiğinizde tier 2'yi düşüreceksiniz. Tier 2'yi bitirdiğinizde tier 3 düşüreceksiniz. Ve bu tier arttıkça orada dungeon'lar zorlaşıyor. Tabii ki dungeon içerisinde de iki adet NPC'miz bulunuyor. Benim test ettim Hatta iki değil de birkaç tane NPC bulunuyor ama o NPC'ler üzerinden de şu şekilde bir sistem çalışıyor. Mesela item'ı veriyorsunuz ve size farklı bir item veriyor. Ya da diğer NPC'de olan şeyi, şeyden bahsedeceğim. Item'ı veriyorsunuz size satlarını değiştirilmiş bir şekilde geri veriyor. Bu şekilde Void Dungeon özellikleri de bulunuyor. Tabii ki Soul Spar denen şeyin ana kasma noktası buradaki Void Dungeon'ları. Tabii ki Void Dungeon'a geldiğiniz esnada burada kristal yuvaları göreceksiniz. Burada Void kristalleri olacak. Farklı farklı Void kristalleri olacak. Bunları toplayacaksınız, alacaksınız. Bir şekilde elde edeceksiniz. Elde ettikten sonra buraya bir e şey koyacaksınız buradaki giriş biletiniz olan e, dungeon map'ini koyacaksınız ama o dungeon'a girebilmeniz için yeterli rezonans volüye sahip olmanız lazım. O yüzden mesela ben şu tier 2 map'i şu an kullanamıyorum. Bununla birlikte mesela void kristal bir tane daha varmış. Tabii ki onu şu an kullanmayacağım. Burada da void kristal varmış. Mesela üstümüzde diyelim map yok. Ya da bir tane map vardı. Dungeon'a girdiniz. Dungeon'ı tamamlayamadınız. Yapacağınız şey cell map kısmına gelip Buradan bir tane isterseniz özelliklerine bakın. Hemen buradan bir tane MIP'i satın alın. Satın aldıktan sonra void kısmına gelin. Tabii ki sol spar olaylarına az sonra gireceğim. Kazançla birlikte, kazanç konusuyla birlikte. Şu an mekaniği anlatıyorum. Burada MIP'i yerleştirdikten sonra bu şekilde ödülleri statları burada görüntüleyip Activate ederek bu dancına bu şekilde girebiliyorsunuz. Siz o ana görev dungeon'larını bitirdikten sonra buradaki Void dungeon'larını görüyorsunuz ve bunlarda kasılmaya, ilerlemeye, burada itemlerinizi yükseltmeye, tier seviyenizi arttırmaya yani buradaki girebileceğiniz dungeon tier seviyenizi arttırmaya ve <laughs> tabii ki contribution puanı da var. Onu da buradan dungeon girerek arttırabiliyorsunuz. Contribution puanı muhabbetine de ayrı olarak gireceğim. Void dungeonları şu şekilde tamamen kapalı bir şekilde bir dungeon. Yani şu şekilde e, siz bu dancını ilerle ilerle kendiniz açacaksınız. Tabii ki build konularına belki ilerleyen videolarda ya da bu başlangıç yap yerine talebine göre ayrıntılı konulara da girebilirim tamamen bu atılacak olan rehberin durumuna göre. Mesela ne yaptım? Burayı temizledim. Şuradan devam edip açmaya devam ediyorum. Hemen şuradan devam edelim. Tabii ki benim kullandığım skill'ler bu şekilde. Ben ağırlıklı olarak buradaki Torrent of Venom e, skill'ini kullanıyorum. Hem hasarı güzel, hem menzili güzel tercih edilebilecek bir skill dediğim gibi bu dancını komple temizledikten sonra bir boss'la karşılaşacaksınız ve o boss'u öldürdükten sonra e, bu dancını başarılı bir şekilde tamamlayıp buradan B'ye basıp e, dancından çıkabilirsiniz. Tabii ki o boss'u öldürdükten sonra farklı bir dungeon jetonu da kazanacaksınız ama kaybedersiniz. ölürsünüz ve bu arada 5 defa ölme hakkınız var. 5 defa öldükten sonra hakkınız bitiyor ve dancından düşüyorsunuz. E, dancını başarısız bir şekilde tamamlarsınız. Elinizdeki bu e, giriş yaptığınız map yok oluyor ama kazanırsanız da daha yeni bir map kazanıyorsunuz ve tier 2 bir map düşürebiliyorsunuz. E, kazandığınız map ile de devam edebiliyorsunuz. Tabii ki burada tier seviyeleri arttıkça zorluk da artıyor. Şimdi asıl konuya geldik. Burada kazançlar nasıl elde edilir veya free to play bir şekilde kazanç elde edilme şansımız var mı? Tabii ki bunlara ee, bu kısımda değiniyor olacağız. Tabii ki ilk konumuz Void kısmı, Void Realm kısmı. Ee, bu dungeonlarda eğer bir NFT sahibiyseniz burada Soul Spar kasabiliyorsunuz, Soul Spar düşürebiliyorsunuz ve bunları satabiliyorsunuz. Tabii ki Soul Spar e, düşürmeniz için de bir NFT'ye ihtiyacınız var. O yüzden e, burası yani free to play olanlar için geçerli değil. Tabii ki free to play bir şekilde de NFT düşürme şansınız var. Ama bu da çok düşük bir ihtimal. O yüzden o da şansa dayalı olduğu için fazla bir şekilde odağımızda kalmayacak bir konu. Bir diğer kısım ise şurada bulunan kısımda Master of Chaos dancınları var Tabii ki bunlara da kastığınız sollar ile birlikte giriş yapıyorsunuz ve bu dancınlarda e, difficult seviyeleri var Tabii ki buraya girebilmeniz için de burada bir e, teaser value kısmını tamamlamanız lazım yani teaser value'dan kastım bir NFT değerinizin e, burada karşılanması lazım NFT değerinde karşıladıktan sonra ise burada Sol Spar karşılığında bu girebiliyorsunuz ve şu çıkan kutulardan düşürebiliyorsunuz. Tabii ki bu kutu içeriğinde NFT de var. Ee, ama %100 şanslı değil tabii ki %100 değil. Bunların da bir kendi arasında değişen e, oranları da bulunuyor. Rarity'leri bulunuyor. Tipleri değişiyor. Tabii ki difficult'lar ilerledikçe bunlar da e, ödülleri de artacaktır. Tabii ki difficult e, bu difficult seviyesinden sonra ise teacher value artık gereksinimi sunuyor. Ve bunların da kendi arasında difficult e, oranları bulunuyor. Bunların zaten kutu düşme oranları, kutu adetleri, kutu tiplerine hepsine buradan bakabilirsiniz ama e, bu bu noktada şöyle bir şey de söyleyebilirim. İsterseniz test etmek istiyorsanız da buradan da girip de dancını test edebiliyorsunuz haberiniz olsun. Bunun da bir süresi var. 15 dakikalık bir süresi var. 15 dakika içerisinde hem kısa bir sürede tamamlamaya hem de o kutuyu düşürmeye çalışıyorsunuz. Hatta tekrardan bir kontrol edelim. 15 dakika mıydı değil miydi diye. Aynen 15 dakikalık bir süresi var. Yine tekrardan Void'de olduğu gibi bu map'i açıyorsunuz ve tamamlamaya çalışıyorsunuz. Ben çıkacağım zaten. Tabii ki zor bir dungeon. Ee, buna giriş yapabilmeniz için hem NFT'ye ihtiyacınız var hem de sol spara ihtiyacınız var. Her giriş için tabii ki girişte sizin NFT volumenizin değerine göre e, günlük limitler var. Mesela günlük limit sıfır diyor. Eğer Tejir Volü 5 olsaydı 5 tane günlük limit olacaktı. 30 alsa, olsaydı 6 tane limitimiz olacaktı. Ve bu şekilde giriyor. Maksimum 20 tane bunda da atabiliyorsunuz. E, ee, Void'de de 20 tane maç attıktan sonra hatta o 20'yi gö görünce o da benim aklıma geldi. Ee, eğer bir NFT'niz varsa ve Void'den burada Souls Park kasmak istiyorsanız 20 maçtan sonra drop rate'ler düşüyor. Ee, haberiniz olsun. O noktada sizin girdiğiniz dungeon'lar mesela burada bir dungeon özelliği bulunuyor. Nerede mesela? Heh. Mesela ne diyor? Souls kristal Drop Rate diyor. Mesela e, bunların da kendi arasında değişen maplerde şey oranları değişiyor. Drop rate oranları değişiyor. NFT'lerle birlikte bunlar da artabiliyor. İlerleyen zamanlarda zaten bu şekilde artışlar gözlemleyebiliyorsunuz. Ama 20 tane maç hakkınız var. O 20 maç hakkınızda sizin üzerinizdeki maple birlikte NFT ile birlikte drop rate'inize göre ve o dungeonları bitirmenizle birlikte burada sollar kasabiliyorsunuz. Dediğim gibi şuradaki e, kutu düşürebiliyorsunuz. İsterseniz bu kutuları belli bir miktar ile açabiliyorsunuz ya da direkt satabiliyorsunuz. Bunlar tamamen şans işi. İçerisinden NFT de düşebilir, düşmeyebilir. O yüzden bu da size kalmış bir kısım. Ama tabii ki NFT'm yok ama rentlemek istiyorum diyorsanız da şuradaki Chaos Teaser kısmından da NFT rentleyebiliyorsunuz. Bunları günlerinde seçebiliyorsunuz. Bunların üzerindeki teaser value'sunu da görüntüleyebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi üstünüzde value arttırabiliyorsunuz. Mesela bunun volüsü 10. Mesela burada rent geçmişini de görüntüleyebiliyorsunuz. Bu neymiş? Ha bu duyuru tarzı bir şey. Onu geçtim. Ama rent kısmı size mantıklı gelirse ya da çarınız güzelse, güzel bir buildiniz varsa ve rent mantığı sizin maliyetinize uyuyorsa Denenebilir ama bana soracak olursanız ben rent alıp denemeyi pek tercih etmem. Şans işi çünkü kutuyu alıp satarak belki bir fiyat değerlendirmesi yapabilirsiniz. Kutu açıp da bir değerlendirme yapabilirsiniz ama orada iyi bir hesabı oturtmanız lazım. Bununla birlikte bir diğer özellik ise şurada bulunan sıralama. Buradaki sıralamada e, siz ya team challenge'a giriyorsunuz ya da solo challenge'a giriyorsunuz ama bu challenge'lara girebilmeniz için de bir anahtar düşürmeniz gerekiyor. Bu anahtarı düşürdükten sonra ise burada ya solo ya da team şeklinde giriş yapıp o dancını o dancını etkileyen faktörler dancının diğer seviyesi, dancının dungeon, dungeon içerisinde ne kadar mob öldürdünüz ve o dancını kaç dakikada bitirdiğiniz ona göre bir sıralama bulunuyor ve bu sıralama e, buralardan buradan erişebiliyorsunuz. Avard bu ve sezon sonunda yani 45 gün sonra bitecek bir sıralama bu. E, büyük ihtimalle yani çok emek ve çok güzel bir e, çar isteyen noktada şu an girebilirsiniz ama sezon sonunda büyük ihtimalle bir sürü güzel çar dizildiği için e, Girme ihtimaliniz zorlaşacak. Her sıralamaya girerseniz de buradaki ödülden bir pay e, elde edeceksiniz ve son. Kazanç yöntemi ise buradaki market kısmıydı ama market update'den sonra kapatılmış. Ee, bu tekrar açılır mı bilmiyorum. Geçici olarak mı kapanmış onu da bilmiyorum ama son olarak buradan da marketi 50 dolar gibi bir ücretle açıp burada normal in-game item'leri satarak da sol spar kasabiliyorsunuz. Aslında genel olarak bakıldığında free to play bir oyuncu şans dışında fazla bir şey yapamıyor. Ama bir önceden bir NFT sahibiyseniz de burada günlük e, güzel bir getiri elde edebiliyorsunuz. Orada tabii sizin bulundurduğunuz NFT'lere göre sizin üzerinizdeki bu çarı bu ildiğine göre ve sizin orada oyun içerisinde bulunduğunuz saate göre değişen bir durum bulunuyor. Tabii şu an NFT almak ya da rentlemek e, aşırı maliyetli. Özellikle almak ama önceden bir çekiliş vasıtasıyla ya da bir e, düşük bir ücrette NFT elde ettiyseniz şu an bunun faydasını fazlasıyla alıyor olacaksınız. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında son olarak eğer free to play full olarak kaldınız ve ekstra bir yol çıkmadı. Sizin yapacağınız burada bir nokta var. E, şurası değil herhalde. Dur bit. bu, bu oyun içinde miydi bu? Bir saniye dur. Heh. Şurada bir contribution puanınız var. Bu sezon sonunda size bir contribution puanınız gelecek. Sizin bu puan da tabii ki sizin 60 seviyeden sonra 60 seviye bir bant var. 60 seviyeden sonra contribution puanı kasmaya başlıyorsunuz. Burada e, günlük girdiğiniz dungeon sayısı, günlük girdiğiniz saat sayısı. Bununla birlikte sizin çağrınızın hesap seviyesi gibi faktörler de etkili olacak. Bunların karşılığında siz bir contribution puanı alacaksınız. Bu da SRF token'ın airdrop'unda bayağı etkili olacak bir şey. Tabii ki SRF airdrop'un etkisinde şöyle NFT sahibiyseniz pay alabiliyorsunuz. Bir contribution puanınız bir miktar varsa ya da bir oyuna bir katkı sağladıysanız alabiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistem de bulunuyor. Free to play kaldığınız esnada yapmanız gereken tek şey burada contribution puanı kasmak olacak. Evet, bunda bunu da zaten ayrıntılarını açıklamada veren bir medium linkini koyuyor olacağım. Video bu kadardı. Eğer buraya kadar izlediysen izlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutma. İyi günler.